Merhaba arkadaşlar. Birinci adımın ikinci dersine geldik. Bakın burada üç tane ses olayımız var. Ünsüz düşmesi, ünsüz türemesi ve NB çalışması. Şimdi bakın her birinde sadece başlıklardan hareket etmemiz bile yeterli olacaktır. Bak düşme başlığını görüyorsun burada. E bir şeyin düşmesi için onun sözcükte bulunuyor olması lazım. Peki bulunan ne olacak? Ünsüz. Sözcükte bulunan bir ünsüzün herhangi bir sebepten dolayı yok olması, mesela minicik sözcü parça içinde minicik sözcüğünü gördüm. Bunun eski halini düşünüyorum. Ya bunun eski halinde ne var? Orijinalde kökte ne var? Ha minik sözcüğü var. Minik sözcüğün üzerine bu cik cik eki gelince biz artık konuşurken minik cik demiyoruz da minicik diyoruz. Ne oldu? Burada k'yi yedi. Bu ünsüz düşmesi oluyor. Üst teğmen sözcüğü. Bak üst ve teğmen sözcüklerini birleştirdik. Artık birleşik sözcük oluşturuyoruz burada. Ama konuşurken ben üst teğmen demiyorum ki. Üst teğmen diyorum. Buradaki T'yi düşürdü. Benzer bir şekilde küçük sözcük. Bakın şu cık, cık cık pek çok yerde çalışır. Küçük, küçücük, minik, minicik, ufak, ufacık gibi örnekler. Klasik örneklerdi zaten o klasik örneklerden çok fazla yazmak istemem. Burada küçük sözcüğün üzerine bir ımse imse diye bir ek geldi. Zaten bak küçük sözcüğün ımse imse ikini birlikte okumak imkansız telaffuzu mümkün değil. E, bu telaffuzu mümkün kılabilmek için buradaki K'yi düşürüyorsun. Artık küçümsemek diyorsun. Bak mevcut olan bir ünsüz düştü. Sağlık sözcüğünün üzerine cekcek hani sağlıcakla kal diyoruz ya. Bu. Buradaki K'yi düşürüyor. Hocam bu ne alaka? Öpücük ne alaka? Bakın gülücük ve öpücük sözcükleri önemli sözcükler. Hemen şurada açalım biz burayı. Gülmek sözcüğün üzerine Direkt cık cık eki geldi, araya ü -E ünlü türemesi oldu demeyin. Bakın bu bilgi yanlıştır. Pek çok yerde bu şekilde anlatılıyor ama bu bilgi yanlıştır. Çünkü şuradaki cık cık eki arkadaşlar sadece isimlere gelebilen bir eki. Mesela minik, küçük, ufak, mesela tepecik, derecik, tepe, dere. Bak bunların hepsi isim. Nasıl oluyor şimdi? Hocam gülmek sözcüğü fiil. Burası fiil kök. Bunun üzerine cik cik gelmiş mi? Sonuç itibariyle gelmiş. Burası isimden isim yapım eki. Peki bu isimden isim yapım ekinin gelebilmesi için bu sözcüğün neye dönüşmesi lazım? İsme dönüşmesi lazım. Yani şuraya bir fiilden isim yapım ekinin gelmesi lazım. Buraya en uygun olan ek ne? Iş iş eki. Ama peki ben konuşurken Gülüşçük, öpüşçük diye mi konuşuyorum? Hayır. Ne yapıyorsun? Buradaki şeyi düşürüyorsun. Bakın burada ünsüz düşmesi var. Çoğu kaynakta ünlü türemesi diye verir. Bu bilgi yanlıştır. Gülüşçük, öpüşçük. Bakın buradaki şeyler düşüyor. Yoksa diğer örnekler, klasik örnekler standarttır. Hep onlar ezberimiz. Ufacık, minicik, küçücük örnekler standart. Ama bunun dışında şu özellikle son yazdığım birkaç örneği bilmekte fayda var. Peki geldim ünsüz türemesine. E, türemek demek çoğalmak demek. Demek ki bak başlıkla birleştirdim. Şu iki başlığı birleştirirsem ne olacak? Olmayan bir ünsüz sonradan sözcüğe dahil olacak. Zaten bunun diğer adı ikizleşme arkadaşlar, ünsüz ikizleşmesi. Mesela hak sözcüğünde kaç tane k vardı? Bir tane k vardı, bir ek aldı, hakkı demeye başladım. Buradaki k çoğaldı mı? Çoğaldı. Bak başlangıçta bir tane k var, birleşti, iki tane k oldu, burada ünsüz türemesi olmuş. Klasik örnekler affetmek, hissetmek, zannetmek, reddetmek. Zaten bu klasik örnekleri biliyoruz. Tıp sözcüğünün üzerine bak burada bir tane P vardı. Üzerine bir ek getirdim. Tıp B bak bu, buradaki P'nin başına gelenler. Ne oldu? Önce P B'ye dönüştü. Yani yumuşadı. Arkasından bu B çoğaldı. Ünsüz türemesi oldu. Ünsüz türemesi dediğimiz olay bu arkadaşlar. Aynı ünsüzden iki tane yan yana geliyor. Hissetmek, affetmek, hissetmek, zannetmek, reddetmek. Başlangıçta bir tane S vardı, birleşti, iki tane S oldu. Zam diyor mesela, bir tane M var, birleştikten sonra iki tane M var. Has sözcü aynı şekilde, çoğalıyor. Burada bazı çeldiriciler var, bunlara dikkat. Çeldiricilere düşmeyin. Mesela e, hatta sözcü. Hatta sözcü, bak iki tane T var diye atlamayacağız. Hatta sözcü zaten kendisi kök halinde. Burada ünsüz türemesi yok. Zaten ünsüz türemesi sorularında genelde böyle iki ünsüzün yan yana bulunduğu örneklerle çeldiriciler koyarlar. Onlara dikkat edeceğiz. Mesela biraz sessiz olun diyor. Biraz sessiz olun. Burada ünsüz türemesi var mı? Hemen parçalı sözcüğü. Sessiz. Başlangıçta kaç tane s var? İki. Birleştirdim kaç s var? Hala iki. O zaman burada ünsüz türemesi yok. Peki... Bu hissi ben de tanıyorum diyor mesela. Var mı? Bu hissi tanıyorum. His sözcüğü üzerine i ekini aldı. Başlangıçta kaç tane s var? Bir. Birleşti. Kaç tane s var? İki. Ha bak burada ünsüz türemesi var. Burada ünsüz türemesi var. Şirketten hisse almışlarsa Şirketten hisse almış. O hisse sözcüğü kök halinde. Orada ünsüz türemesi yok. Hemen şöyle N-B çatışmasından da bahsedelim. Bakın buradaki kuralımız çok kolay. Hatta bazı kaynaklar buna gerileyici ünsüz benzeşmesi der. Ölse mi bu kadar detaylı vereceğini düşünmüyorum ama bilmekte fayda var. Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi ya da gerileyici ünsüz benzeşmesi. Buradaki kuralımız şu arkadaşlar. Türkçe'de N ve B harfleri bakın. Türkçe'de N ve B harfleri yan yana gelmez. Gelirse ne olur? n M'ye dönüşür. Türkçe'de N ve B harfleri yan yana gelmez. Gelirse N, M'ye dönüşür. Mesela bizim orijinal sözcüğümüz sünbüldür. Ama bu kuraldan dolayı ne yapıyoruz? Sünbül şeklinde değiştiriyoruz. Ambar sözcüğünü ambara dönüştürdüm. Pembe, pembeye dönüştür. Canbas, çarşamba, perşembe gibi örnekler. Bakın şuradaki N'lerin hep M'ye dönüştüğünü görüyoruz. N, B çalışması dediğimiz şey bu. Şimdiye kadar NB çalışmasını bir ses olayı olarak sormadı ÖSYM. E. Ha, sormaz demiyorum. Sorma potansiyeli elbette var. Ama sorarsa iki ihtimal var. Yani şöyle sorabilir. Haş, aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır der. Orada bir sözcüğünü yazarsa yazım yanlışıdır. Yani orijinalini yazmayacaksın. Değiştikten sonraki halini yazacaksın. Zaten bu ses olaylarına uyulmadığı zaman e, pek çoğunda yazım yanlışı oluyor. Bunu bilelim. Yazım kurallarını da bahsedeceğim zaten. Soru tiplerinden biri bu. Hangisinde yazım yanlışı vardır diye soracak. İkinci soru tipi de şu. Bize şunun gibi bir tanımını verecek. N ve B çatışmasının tanımını verecek. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır diyecek. Ya da hangisinde buna aykırı bir örnek vardır. İyi de benim kuralım neydi? N ve B harfleri yan yana gelmez. Aykırısında gelir. Bu kadar. Aykırısında gelen örnek olması lazım. Hadi bunun sorularını bir çözelim. Altta birkaç tane sorumuz var bunlarla ilgili. Hangisinde öyünsüz düşmesi yoktur demiş. Bak küçülen sözcüğün kökünde ne var? Küçük vardı o. Burada k var mıydı? Vardı. Düştü mü düştü bu kadar. Sıcacık sözcüğün kökü sıcak. Buradaki k'yi düşürdü. Bak biraz önce öpücük gülücük sözcüklerinden bahsetmiştim. Gülüşçük olmuyor. Gülücük oluyor demiş. Buradaki şey'i de düşürdü. Tamam. Sonra yükseliş sözcüğün kökünde ne var? Yüksek var. Burada bir k vardı. Onu da düşürdü. E cevabımız nedir? Hocam işte bak. Burada işte gülücük ya da ne bileyim daracık bunlar aynı sözcükler. Aynı sözcükler değil ya da sıcacık. Aynı görünüyor ama daracık sözcü birazdan bahsedeceğiz sonraki derslerimizde. Dar sözcüğün üzerine cik, cik eki geldi. Buradaki a türü arkadaşlar. Burada ünlü türemesi var. Her ne kadar sıcacık sözcükle daracık sözcü birbirine şekil olarak benziyor olsa da aynı ses olayları yok. Cevap bu yüzden denizden. Hangisinde ünsüz türemesi yoktur demiş. Bakın ünsüz türemesi. Diğer adı neydi? Diğer adı ikizleşme. Bunun diğer adı ikizleşme. Ünsüz ikizleşmesi. Hocam bak burada iki tane F var. Burada da var. Burada da var. İşte ne bileyim burada da var. Burada da var. oldu mu? Olmadı. Bak bu olmadı. Neden? Şimdi bak parçala. Affetmek sözcüğü nasıl oluşuyor? Aff ve etmek sözcükleri. Affetmek ve sözcükleri birleşti. Başlangıçta kaç tane F vardı? Bir tane. Birleşti iki tane oldu. Burada üst türemesi var. Zannımca, zan sözcü. Bak bir tane N var. Üzerine ek geldi. Ünlüyle başlayan bir ek geldi. Ee, ne oluyor? Bir başlangıçta bir tane N vardı. Birleşti iki tane N var. Türedi. Bunu da ediyorum. D şıkkına baktım. Hissetmek sözcüğü his sözcüğü başlangıçta bir tane s var. Etmek yardımcı fiilini aldı. Birleştikten sonra çoğaldı mı çoğaldı. Burada da ünsüz türemesi var. Zam mı? Zaten biraz önce örneklerimiz aramız arasında da vardı. Bir tane m vardı. Bakın zam sözcüğünde bir tane m var. Birleşti çoğaldı. O zaman burada da ünsüz türemesi var. C. Hatta sözcüğü. Bak hatta bu hatta sözcüğü bağlaştır ya tek başına bir kök halindedir. O zaman burada ünsüz türemesi yok. Yani yan yana gördüğümüz her iki ünsüze atlamayacağız burada ünsüz türemesi var diye. Bak ÖSYM'nin en çok sorduğu soru tipi bu arkadaşlar. Ses bilgisindeki standart soru tipimiz paragraf veriyor. Hangi ses olayı yoktur? Gittikçe bak iki tane ünsüz yan yana gelmiş aynı ünsüzler. O zaman burada ünsüz türemesi vardır demeyin. Bak gittikçe sözcü nasıl oluşuyor? Gitmek sözcüğün üzerine Dık dik eki geldi. Şimdi bak şunun ekmeğini çok yiyeceğiz arkadaşlar. Bu dık dik ekinin ekmeğini çok yiyeceğiz. Buradaki D'ye dönüştü. T'ye dönüştü. Arkasından Cc eki geldi. Buradaki C'ye dönüştü. Ç'ye dönüştü. O zaman da neyi bulduk biz? Ünsüz benzeşmesini bulduk. Sonra minicik sözcüğünde bir K görüyorum. Minikcik, minicik. Minicik. K'yi düşürdü. Ünsüz düşmesi var. Sonra parlıyordu. Burada daralma var zaten ileride göreceğiz. Tembel sözcü. Bak ne oldu? Tembel. Buradaki N, M'ye dönüşüyor. N, M değişimi yani gerileyici ünsüz benzeşmesi. N, çatışması. Bunu dudak ünsüzlerinin benzeşmesi olarak görebiliriz. Gerileyici ünsüz benzeşmesi olarak görebiliriz. Ama bileceğimiz adı NB çatışması olsun. Sonra devamına bakıyorum. Ne, ne, arayacağız şimdi? Yumuşama ve türeme. Ünsüz türemesi arıyorum. Var mı böyle dikkatimizi çeken bir şey? Hocam şurada ritüeller var. Hayır. Oradaki ritüeller sözcüğü nasıl oluşuyor? Bak ritüel L ile bitti. Üzerine lerlar eki aldı. Kaç tane L var başlangıçta? Başlangıçta da iki tane L var. Sonuçta da iki tane L var. Bu da olmaz. Yani ünsüz türemesi değil. Peki ne var böyle gözümüze çarpan? Kitap sözcüğü var. Kitap sözcüğü P ile bitti. Ünlü ile başlayan bir ek aldı. P neye dönüşüyor? B'ye dönüşüyor. burada bir yumuşama yakaladım. Bak gece sözcüğünün aynı şekilde. Nereden geliyordu? Geçmek sözcüğünden geliyor. Geçe, gece. Burada da yumuşama yakalıyoruz. Ünsüz türemesi yok. Evet arkadaşlar. Kısaca Ünsüzlerle ilgili ses olaylarını bitirdik. Bir sonraki dersimizde ünlülerle ilgili ses olaylarına geçeceğiz. Ama ünlülerle ilgili ses olaylarına geçmeden önce muhakkak bu dersin pekiştirme sorularını çözün. O soruların çözüm videosunda buluşalım.